Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Size bir tane uzun sap bağlama göstereyim. 41'lik bir tekne. Ağzı dar kalıp yani 24 santim falan ne geliyor? 21 santim. 21 santim ağız genişliği var. Dut ağacı. Eski bir ağaç. 5-6 senelik bir ağaç. Dut ağacı. Gerçek Kanada kapak bu. Öyle fırınlarda 180 derecelerde yanmış ladinler falan değil. Gerçek Kanada kapak. Fakat bu Kanada kapaklar şu anda çok sert vaziyette. Yani bunun yumuşakları yok. Bunu iyi saz yapanlar herkes arıyor da bulamıyoruz. Sertleri var. Bu da bayağı bir sert. Yani o gitar için kesim yapılmış bir Kanada kapak. Bunları şeylerde kullanıyorum. Kuru bağlamalarda değil. Böyle fişmenli. Şimdi bunun içi dolu yani kalın. Bunun içi aşağı yukarı 10-15 santim kalınlığında. Çift kapak da değil. Yani normal teber tonu verebilecek bir saz bu. Ortasında manyetik yeri var. Bunun üstüne fişmen takacağız. Buna maun sap kullandık. 41 santim yani çok uzun olmadığı için buna maun sap taktım yani o divan sazlarına falan olmuyor. O kadar gücü yok maun ağacının da kısa saplarla uzunlara olabiliyor. Böyle bir bağlama var elimde. Kanada kapaklı, teber tonu çıkabilecek. 41'lik ağzı dar. Zaten düğünlerde o ünlü sanatçılar böyle çok yuvarlak sazları kullanmazlar mesela şunun gibi. Bak mesela bu şey tombul bir tekne. Bu 42'lik. Bu arada ambulansçı abi senin tekne böyle oldu bak. Burasında böyle kahverengi falan şeyler var. Tamam mı? Hiç çatlak falan yok. Çok eski bir ağaç. Damarları da zaten en az 200 yaşında bir ağaç bu. Bak şöyle göstereyim. Bak. Yani bu tombul tekne. Bu da eski tabirle kayık dediğimiz 21 santimlik bir saz. Böyle bir saz ihtiyacı olan varsa bana ulaşsın. Bu saza bugün cila atılacak. Bir iki gün sonra biter pişmenle. Fiyatı da ne olur? Bir klasik 4 pişmen atılır. 3000 lira da bunun fiyatı olur. Artı manyetik parası işte. Manyetik ne atılırsa. Bugün cila atılacak. İkinci bir bağlama daha var. Kaçmış o. 43'lük kısa sap yapmışız bunu. Kelebek sap. Şu kelebek beyaz sap. 4'e 1 yarma dediğimiz. Ladin kapak. Kanada kapakları bunlara asla takmam. Yani öyle bir ses gelmiyor onlardan. Teneke gibi ses çıkıyor. O fırında yakılmış ladinleri de Kanada diye sazlara takamam yani. Beni arayıp da Kanada kapaklı saz siparişi falan veren arkadaşlar var. Beni onun için aramayın arkadaşlar. Ben onu kullanmıyorum yani. Yok. Çınlamalı dandik bir ses çıkıyor. Zaten milletin ağacına da özenmeye gerek yok yani. Ladin ağacı bizim burada Karadeniz'de çıkıyor diye. Yani malı kötülemenin bir anlamı da yok. Yani bu enstrümana atılabilecek en iyi ağaç zaten bizim burada çıkıyor. Şey yani yetişiyor. Yani elin Kanada'sın ne yapacaksın? Yağlı bir ağaç cila da tutmuyor zaten. Bak. Sazın üstüne cila tutması için şey attım. Ek bir tabaka yaptım. Yani bunun üstüne polyesteri vurduğunuz anda bu gerçek Kanada çamı şeyi tutmuyor. Cilayı asla tutmaz. Ha, fırında yakılan ladinler tutar. O ayrı. Yani bu cila tutmuyor. Böyle bir şey yani Kanada çamı için beni aramayın. Yani bende öyle bir malzeme yok. Bende direkt 8000 ladini var.
Böyle birinci sınıf çok yumuşaklar. Yani ben bağlamalarıma bunları kullanıyorum. Bu da böyle bir şey. 43 tekne kısa sap yapmışız. 4'e 1 yarma. Şurasında bir iki iz var. O da ağacın siyahlık şeyleri var bir iki tane buralarda. Geri kalan yerleri temiz. Bu ikisi az bugün cilaya girecek. Geçen de bir şey atmıştım. Yani şu sapı nasıl taktığımı yani attığım bir şey var. Bu sapın nasıl takıldığını tarif ettiğim bir video var. 2-3 gün önce YouTube'a atmıştım. Buradan bir arkadaşımız da yazmış. Abi demiş kurdağızı yani kurdağızı mı daha iyi? Senin bu taktığın mı daha iyi? Yani sap atmasına karşı. Olay şöyle. Şimdi burayı ister kurdağızı yap, ister kavala geçir, ister kurt dişi yap, istersen kırlangıç şeklinde tak. Ne takarsan tak. Burasını buradan oynatamazsın. Sazın sapı buradan atmaz. Tamam mı? Onu kafanızdan çıkarın. Yani buranın hiçbir şeyi yok. Sap atarsa, yani sap atması demek, yaş ağaç kullanmışsın. Ağaç kurudukça oynar. Sağa sola nereye oynarsa oynar. Kuru malzeme atarsın. Adam yaş memlekette saz yapar. Atıyorum. Yani İzmir'de sazlar yapılıyor. Mesela İzmir çok nemli bir yer. Nemli. Sen İzmir'den sazı alıp Ankara'ya getirirsen Ankara'da ağaç kuruyacaktır. Kuruduğu zaman da çalışır. Yani eğer İzmir'den, İstanbul'dan saz alacaksanız onu orada çalın. Bir şey olmaz. Ama sen İstanbul'dan saz siparişi verip de buraya getirirsen Ankara çok kuru bir yer. Burada illaki ağaç tamamen kuruyacaktır yani. Oradan hafif oynamalar olabilir. Tel çekmesinden dolayı oynar. Tesbihi atamazsan eğilir. Yani diyeceğim şu yapıştırmadan bunu nasıl yapıştırırsan yapıştır. Sap oynaması buradan gerçekleşmiyor. Sapın komplesinden gerçekleşir. Sap olayı da öyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Size ufak tefek bilgiler vereceğim. Kendinize iyi bakın.